Merhaba, spor pazarı Olips Motorsport'la devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz motosiklet dünyasından bir isim Süleyman Memnun. Süleyman Memnun bu yılı hem Türkiye hem de Balkan Motosiklet Pist Şampiyonu olarak tamamladı. Süleyman, öncelikle tebrik ediyorum seni. Bir de hemen sormak istiyorum, bu kaçıncı şampiyonun? Bir de şampiyonluk konusunda bir rekora imza atmış olabilir misin Türkiye'de? Çok teşekkür ederim. Önce bir 11 kez Türkiye motokros şampiyonu oldum. 24 yıldır yarışıyorum. 11 kez motokros şampiyonu, 2 defa enduro şampiyonu, 3 defa pist şampiyonu, 2 defa da Balkan şampiyonu oldum. 17 etti. Yalnız Evet, saymadıysam evet. ben bu arada. Bu bir rekor mu Türkiye'de, biliyor Yani musun? ötekileri bilmiyorum. Belki de rekordur. Peki 2000 sezonuna yepyeni bir sponsorla başladın ve yine bir başarılı sezon daha geçirdin. Sen nasıl yorumluyorsun? Bu sezon senin için nasıldı? Zor muydu? Şöyle ben motokrosçuyum. Yani offroadçuyum, enduro'cuyum. Pist yapılınca Türkiye'de herkes gibi ben de yapabilir miyim diye gidip gelmeye başladım. Üstelik Ali Başakıncı başlatmıştı bunu. İki tane motosiklete hepimiz biniyorduk. O pistin ilk yapıldığı sıralarda. Sonra baktım ben de yapıyormuşum. Meğer zaten motokrosçular yaparmış. Sonradan öğrendim İtalya'daki antrenmanlarda. Ve benim için de ve benim sponsorum için de çok cazip bir şeydi. Yeni bir alan. Yarıştım. Birinci sene şampiyon olamadım ama ikinci sene şampiyon oldum. 94 ve 95'ti. 125'lerde yarışıyorduk. Sonra 96'da büyük motosikletlere geçilecekti. 600 cc'ye. Bu işte şey söylendi benim için. O iki zamanlı motoru çok iyi biliyor. İşte motoru çok iyi ayarlıyor ama bunlar çok güçlü motorlar. Şimdi burada yapamaz falan. Bu beni biraz motive etti ve teşvik etti. Ben 96 senesinde de şampiyon oldum. 600 cc'lik ilk yıl. Ondan sonra soğudum pistten doğrusu ve şeye yöneldim. Bu Paris-Dakar Tour rallilere yöneldim. Tunus'a gittim, ayağımı kırdım. Bir sonraki sezon o yüzden şampiyon olamadım. Ondan sonra Dubai'ye gittim. Ve geçen senenin sonunda yani 99'un sonunda şöyle bir baktım. Artık sponsorlar için ayıp çünkü 2 senedir şampiyon olamıyordum. Ya bırakacaktım veya doğru düz yapacaktım. Yani şampiyon olmadan bırakmak biraz zoruma gitti. İyi hazırlandım ve 2000'de şampiyon oldum. Peki kategori A şampiyonsun. Hemen şampiyonsun. İzleyicilerimize bir anlatır mısın? Kategori A ile kategori B arasındaki fark ne? Bu kategori A ve B birincilik ve ikincilik gibi. Kategori B'de ilk defa başlayanlar ve daha önce yarışmamış olanlar amatörler için bir sınıf bu. Her sene ilk en iyi 3 kişi A'ya geçiyor. Geri kalanlar B'de yarışmaya devam ediyor. Kategori A'da B'den geçen ve yıllardır yarışan yani bir anlamda profesyonelde ya da iyi bir desteğe sahip olan sürücüler diyebiliriz. Peki bir de Balkan şampiyonu oldun bu sene. Balkan şampiyonasında kaç yarış puan veriyordu? Kaç tane rakibin vardı? Nasıl rakiplerdi bunlar onlara? Şöyle Balkan Şampiyonası zaten 6 ülke arasında yapılan protokol gereği yapılıyordu. 99'da Yunanistan yarışı yaptı, 2000'de yapmadı. İşte 99'da 6 ülke 6 yarış. 2000'de de 5 ülke Yunanistan yapmadığı için 5 ülke ve 5 yarıştan alınan puanlarla şampiyon oldum. Ben 99'da da Balkan şampiyonu olmuştum 600 cc Süper Sport'ta. 2000 yılında hem Superbike'da yarışmaya karar vermiştim ama aynı gün yapılıyordu Süper Sport yarışları da. O zaman motosikletim yanımdaydı. Hem onu hem onu yapabilirsem çok iyi olacaktı. Üstelik Honda'da takım olarak Balkan şampiyonasına soyunmuştu. Yani o beni biraz daha motive etti ve biraz daha itti. Ve bayağı zor oldu ama Balkan Şampiyonası'nda hem 600'de hem de Superbike'ta şampiyon oldum. Peki ben sen ilk yarışmaya başladığın dönemi anlattın. Pist bölümünü hatırlıyorum ben de ve pistte yarışan pilotların dışarıda gördüğümüz örneklere göre biraz daha acemice yarıştığını hatırlıyorum ama o Tamam. zamandan bu zamana çok şey değişti. Çok teknik geliştirdiniz bizim dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla. Nasıl bir hazırlık gerektiriyor? Hazırlanacak yeteri kadar mekan var mı? Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü motocross yaparken çok daha kolaydı herhalde hazırlanmak. Kesinlikle. Şimdi ikinci İzmir'deki pistin yapılması ile zaten bu pist sporlarının kaderi değişti. Bir alternatif oldu. Bir de son yıllarda Türkiye'de motosiklet sektörü, ticari sektör çok gelişiyor ve pistte diğer yarışlarla beraber birçok yarış olduğu için medya o gün orada. Ve bizimki gerçekten ilginç ama bizim yarışların ya da bizim sektörün o medyayı oraya götürmesine imkan yok. Biz bedava ondan yararlanıyoruz ve büyük ilgi gördü. Büyük ilgi görünce sponsorlar durmadan daha fazla yatırmaya başladı. Rekabet arttı da arttı. Biz şöyle söyleyeyim. Ben bu sene Temmuz ayında Slovenya'da bir Alpe Adria diye bir şampiyonaya gittim.
oraya gidecektim, antrenman yapacaktım. Yarışayım dedim. Alplerde ve Adriyatik'teki ülkelerde yaşayan ülkeler arasında bir şampiyona misafir olarak yarıştım. Bu plasman dışı. Hı. Yarışın sonunda şöyle bir sonuç oldu. 1 İtalyan, 2 İtalyan, 3 Macar, 4 İtalyan, 5 ben. Yani Slovenler falan benim arkamda kalmıştı. Hiç kimse inanamadı. Hatta böyle benim oradaki mekanim de Slovenyalı. Ona bu adam nereden geldi? Türk. İşte bu gerçek Türk değil. Amerika'da mı yaşıyor? Bu araç onun mu? Bu motorlar bunların mı? Hemen kitapları açmışlar. FIME yeni üye olduk biz çünkü. Biz burada farkında olmadan standartımız gerçekten ciddi yükselmiş. Bu şimdi Balkan ülkeleri işte rally yapanlar çok iyi bilirler. Eskiden Bulgarlar Türkiye'yi silip süpürüyordu. Rejimin değişmesiyle beraber o eski bütçeler yok tabi. Milyon dolarlarla ifade edilen bütçeler yok. Onlar da bizim gibi başlarının çaresine bakıyorlar. Biz biraz yükseldik. Onlar biraz düştüler. Eşitlendik. Çünkü 89 yılına kadar mesela motokrosta Balkan şampiyonasında birinci olmak demek, dünya şampiyonasında rahatlıkla yarışmak demek. Çünkü Bulgarlar dünya şampiyonasında yarışabiliyorlardı. Şimdi Yunanlılar dünya şampiyonasında yarışamıyorlar ama dünya şampiyonasının iki yarışını organize edebiliyorlar. Hem enduro hem motokrosu. Yani oradaki standart da, sporun standardı da öyle küçümsenecek gibi değil. Evet, inşallah biz de yakalayacağız bu standardı. Yakalıyoruz yavaş yavaş. Mesela gene bir ölçü. Yunanistan şampiyonasında şu anda benden buradan Lübnan'a kadar, işte Budapeşte'ye kadar, Yunanistan'ın tamamı da dahil sadece 3 tane benden daha iyi adam var ve bunların 3'ü de Yunanistan'da ve 1 ve 2 Avrupa şampiyonasında ilk 10'a rahatlıkla girebiliyorlar. Antrenmanlarını o yarışlarda yapıyorlar. Yani bu bayağı bir yere gelmiş olduğumuzu gösteriyor. Peki Süleyman, sohbetimize devam edeceğiz ama önce görüntülerimiz var. Bu haftaki programımızda Türkiye'de 2000 yılında olan motor sporları aktivitelerinin akılda kalan görüntüleri ve ilginç kazaları geliyor ekranlarımıza. Özel kupalardan Kent Relax Honda Titan Cup'ta motosikletli kurye firmalarının müthiş rekabeti pistlere taşındı. Erol Kurye adına yarışan ve birinci olan Yunus Şen, kupanın yanında bir de Honda Titan motosikletin sahibi oldu. Kent Relax Honda Titan Cup, amatör yarışmacıları parkurlara çekmeyi başaran iyi bir organizasyon olarak dikkat çekti. ...2000 yılı motosiklet drag şampiyonasında kategori 1'de Kenan Sopuoğlu, kategori 2'de Fevzi Gücel, kategori 3'te Özcan Karakuş, kategori 4'te Sina Afyoneri ve kategori 5'te Orçun Ormak şampiyon oldu. Drag şampiyonları kupalarını Engin İzzetler teslim aldı. Motosiklet Enduro şampiyonasında Burak Özel şampiyonluğu elde etti. 125 cc'de Oral Özel, 250 cc'de Burak Özel, 400 cc'de Kutlu Torunlar, 600 cc'de Mustafa Yavaş ve 650 cc üstü kategoride Ali Seyhan birincilik kupasını kaldırdı. Türkiye Motocross Şampiyonası'nda gecenin en fazla kupa alan ismi Burak Özel hem 125 cc'de hem de 250 cc'de şampiyonluk ipini gösterdi. Enduro'dan da 2 kupa kazanan Burak Özel toplam 4 şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 500 cc şampiyonluğunu ise Yılmaz Akbaş elde etti. Motosiklet pist şampiyonası kategori B birinciliğini genç yetenek Kenan Sofuoğlu alırken kategori A şampiyonluğunu Süleyman Memnun kazandı. Offroad'da N1 şampiyonu Lada ile yarışan Talat Andıbay, Mustafa Andıbay çifti olurken N2'de Mitsubishi ile Kenan çarpışan Türk Kemal Yılmaz ikilisi, N3'te ise Jeep CC5 ile Ümit Uyar, Yeşim Özben. Bundan söyleşimiz devam ediyor. Evet Süleyman, 2000'i geride bıraktık. Başarılı bir sezondu. 2001'e gelince neler söyleyeceksin? Bir de 2000'i geride bıraktık değil mi? Master Rally vardı. Master Rally'de de ülkemizi başarıyla temsil ettin. Yaşadığın birkaç şanssızlık sonucu 20. olmuştun hatırladığım kadarıyla. Önümüzdeki yıl böyle projeler var mı ve başka neler var 2001 için? 22. olmuştum genel klasmanda. 400 cc, eksi 400 cc'de de 5. olmuştum. Şimdi bana kalsa ben her şeyi hemen bırakırım
ve hemen Paris-Dakar türü bu rallilere yönelirim ve bir sezon çıkarırım. Yani çünkü uzun yıllardır hedefim o. Ama tabii bu sadece bana kalmayla olmuyor. Mesela bunun için çok ciddi sponsor bulmak gerekiyor. Bir de sponsorların da talepleri var. Örneğin son zamanlarda motosiklette ticari rekabet çok ciddi kızıştı ve markalar şampiyon olmak istiyor. Yani benim sponsorum Yamaha şampiyon olmak istiyor. Onun için 2001'de pistte yarışıyorum. Balkan Şampiyonası, Doğu Avrupa Şampiyonası olacaktı. Bu olmadı. Yine Balkan Şampiyonası kalıyor. Biz de o yüzden işte 3-4 Avrupa Şampiyonası'na puan veren yarışa mı gidecektik? Artık Avrupa Şampiyonası'na gidelim. Balkan Şampiyonası'nı kovalamaya mı karar devam edeceğiz? O şu anda kesin belli değil ama büyük bir ihtimalle ikisinden birisi olacak. Önümüzdeki yılda çok büyük bir ihtimalle bu cross country Paris-Dakar türü rallilerin tamamına, yani o şampiyonanın tamamına katılacağım. Çünkü yeni sponsorum var, Beko. Beko Mobil ve Yamaha. Ya bu sponsorlarla bu mümkün görünüyor. 2002 için Evet, tabii başlıyorsun. 2002. Peki kaç yarış planlanıyor? Bir de bir hayli zor bir organizasyon. Herhalde Türkiye'deki yarışları bir tarafa bırakıp. Yani kesinlikle zaten ikisinin altından kalkamam. Üstelik de artık ben işte söylemiştim birkaç kere Türkiye şampiyonu oldum çeşitli branşlarda. Daha iyi bir şeyler yapmamız lazım. Hem ben hem de Türkiye olarak hem de benim sponsorlarım. Bu 5 tane yarış şampiyonaya puan veriyor. Henüz Türkiye şey Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası değil çünkü emniyet normlarına uymuyor. Hem FIM'in hem de Otomobil Federasyonu, Uluslararası Otomobil Federasyonu. Ama dünyada en çok ilgi çeken yarışlardan bir tanesi. Bu 5 yarışı takip etmek ciddi bir bütçe ve ciddi bir ekip istiyor ama bunu galiba kuracağız bu yıl sonunda ve 2002'de gireceğiz. Peki bu yıl Master Rally daha kesin olmamakla birlikte, parkur belli olmamakla birlikte yine bir bölümü ülkemizden geçecek gibi görünüyor şu an için. Ondan sonraki yıla bir antrenman mahiyetinde bu yıl Master Rally'ye en yakın bize ayağına gelen bir fırsat olduğu için diyorum. Katılmayı düşünüyor Ya musun? aynen öyle. Ayağıma gelen bir fırsat çünkü sponsorlar açısından da Türkiye'den geçmesi ve Türkiye'de bitmesi çok cazip. Kesinlikle katılacağım. Eğer program pist yarışlarımda çakışmazsa, geçen sene çakışmamıştı, mutlaka katılacağım. Çünkü ben zaten şu anda sponsorlarla anlaşma imzalamamama rağmen ben 2002'deki bu rallilerin hazırlıklarını yavaş yavaş yapmaya başladım. Bu da bunlardan bir tanesi. Türkiye'den geçen bir rallide antrenman olsun diye katılmak harika bir şey. Hem ben Master Rally'de biraz daha ondan önce 2 defa Dubai'ye, 2 defa da Tunus'a gitmiştim. Bunu böyle bir yıl içinde veya 2 yıl içinde yapamamıştım. Bir 4-5 yıllık bir süre içinde ancak yapabilmiştim ve hepsinde böyle bir her yarıştan sonra bir soru işaretiyle çıkıyordum. Ama Master Rally'de bir Macaristan'da bir 7.'lik en son gün Türkiye'deki en son spesiyel etapta 12.'lik, ondan önce gene 8.'lik, İşte 15.'lik falan gibi sonuçlarla hem de 400 cc'lik bir motorla olunca o zaman birazcık daha sakindim ve iddiasız gitmiştim. Yani ben esasında 6 kişilik bir ekibi götürmüştüm. Benden böyle bir talep geldi. Benim de imkanlarım var. Onlara servis verdim, yarıştırdım. Oraya mekanik veya idareci olarak mı gideyim, yarışçı olarak mı gideyim? Gitmişken yarışayım dedim. Çok sakindim ve çok net gördüm. Zaten Master Rally'den sonra ben bunu yapabilirim ve mutlaka bu bir şampiyonanın tamamını kovalamam lazım. Çünkü bir tanesinde bu tam olarak çıkmıyor. İşte her şey harika giderken bir motosiklet arızası yüzünden her şey suya